top sözleşmemiz hepimize hayırlı olsun. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal denge sözleşmesi için tüm Yerasan Edirne Şube temsilcileri ve belediye personeli ile eski nikah salonunda bir araya geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduğu için teşekkür eden tüm Yerasan Edirne Şube Başkanı Savaş Şerkes, 2018 yılının emekçiler için iyi bir yıl olmadığını söyledi. Belediyelerimizle sosyal denge sözleşmesi imzalayarak sağ olsun belediye başkanımız Recep Gürkan göreve seçildiği günden bu yana imzaladığımız toplu sözleşmelerle bizlere bir nebze olsun rahat nefes aldırmıştır. Ve bizlere katkıları büyük olmuştur. Bu anlamda ben kendisine şube ve siz değerli çalışma arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bir sonraki dönemde de başkanımızın destekleri devam edecektir. Yine 31 Mart 2019 mali idareler seçiminde belediye başkanımıza başarılar diliyoruz. Yol açık olsun diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise çalışma yaşamının çalışma barışı olursa anlamlı olduğunu ifade ederek, eğer bir yerde çalışma barışı yoksa, huzur yoksa belki çok maaş alabilirsiniz ama bazen tek başına anlamlı değildir. 2018 yılında içinden çıkamadığımız bir kriz yaşadık. Bu tür krizler en çok çalışanları etkiler. Sadece maaşıyla çalışan, sadece maaşıyla kendi yaşamını kurmaya çalışan insanların, çocuklarını okutmaya çalışanların başka bir maaşı olmadığı için en küçük bir kriz çalışanı vurur dedi. 2018'de ülkemizin hala içinde bulunduğu ve bir türlü çıkamadığımız krizi hepiniz biliyorsunuz. Bu tür krizler en çok çalışanları etkiler. Neden çalışanları etkiler? Çünkü sadece maaşıyla geçinen insanların, sadece maaşıyla kendi yaşamını kurmaya çalışan, sadece maaşıyla çoluk çocuğunu okutmaya, adam etmeye çalışan insanların başka bir geliri olmadığı için en küçük bir kriz önce çalışanı vurur. Çünkü çalışanın elinde bir savunma mekanizması yoktur. Hakkını arayacak ya da maaşının artmasını sağlayacak enstrümanlar, argümanlara sahip değildir. 1986 yılında sendika kurmak adına verilen mücadeleye katıldığını ifade eden Gürkan, 28 Mayıs 1990 Türkiye'nin ilk kamu sendikasını kurduklarını, adının Eğitim İş olduğunu belirterek Eğitim İş'in ilk kurucu başkanı olduğunu söyledi. Gürkan, sosyal denge sözleşmesinin kanun gereği 3 aylık 31 Mart akşamına kadar geçerli bir sözleşme olacağını açıkladı. Seçim dönemi sonuna kadar sözleşme imzalayabiliyoruz. Yani 31 Mart akşamına kadar geçerli olacak bu imzalayacağımız sözleşme. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu bir kararla bizim de desteklediğimiz bütün çalışma arkadaşlarımıza, yani memurlar hariç asgari ücretle çalışan arkadaşlarımıza asgari ücreti 2200 artı diğer tazminatlarla vereceğiz belediyemizde. Dolayısıyla sigortalı olarak çalışan arkadaşlarımıza bunu verirken, yani tavanın üzerinden verirken 657'ye tabi arkadaşlarımıza da bunun altında vermemiz çalışma barışına uygun düşmez. Adaletli de olmaz. Çünkü her yerde, her ortamda adaleti savunuyoruz. O yüzden sizlerle de şimdi sözleşmemizi tavan ücret üzerinden imzalayacağız. Yani 1240 lira tavan üzerinden imzalayacağız. Bunun daha ötesi yok. Hani olsa dükkan sizin derler ya.